Vatan olur, bayrak olur, devlet olur, can olur. Sevmek nedir? Bunu bilen aşıklara bismillah. Bu okullar Sümeyye Can analardan doğdular. Rabbiyesir dileklerle beşiklere bismillah. Rabbiyesir dileklerle beşiklere bismillah. Rabbiyesir dileklerle beşiklere bismillah. Rabbiyesir dileklerle beşiklere bismillah. En hürmetli yar göğsünden ilk yumurlar hakkına, kanalıklı dudaklardan kaşıklara bismillah. Haber içen ilk ezandan ilk duyduğum kelamdan. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. 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 Ben doğurdum, ben büyüttüm, ısmarladım velebim. Vatan için bütün yalan, yaşıklara bismillah. Düşte gördüm kanlı başın, peygamberin dizinde. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Rabbin esir, dileklerden, beşiklere bismillah. Gözle gönül, aydınlatın, ışıklara bismillah. Bismillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 24 Aralık 2014 günlerden çarşamba saat 16.07. İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSM TV ve Radyo FSM canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ben Deniz Hayrullah Çalışır, FSM TV Genel Yayın Yönetmeni, değerli konuğumuz Sebahattin Cesur, ilahiyetçi yazar. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bugün tefsir sohbetleri programımızda yerine yılbaşı özel canlı sohbet programı yapacağız efendim. Yılbaşı dolayısıyla milleti İslam'a Mekke'nin fethi ve İslam aleminin yılbaşısı, gerçek yılbaşısı Mekke'nin fethi olarak hayırlar getirmesini Cenab-ı Rabbil Aleminden niyaz ediyoruz efendim. Ve bugün sohbetimizi bu şekilde yapacağız. Yılbaşının faziletini, iyiliğini, kötülüğünü, her şeyini değerli hocamızla inşallah burada sohbet niteliğinde yapacağız. Tefsir sohbetlerimizi de haftaya aldık. Hakkınızı helal edin diyoruz efendim. Buyurun değerli hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Durumu yapsın biliyorum. Onlar sizin
yüzümüze gülerler, arkanızdan olmadık şeyleri yaparlar. Hile ve destekleri yaparlar. Evet. Onun için Cenab-ı Allah bizi de ne yapıyor? Böyle ayet-i kerimesine meşerize uyandırıyor. Ki onlara iç sırrınızı, yani kendi sırlarınızı onlara sakın ha sakın. Yani haremlik dediğimiz veya özelimiz dediğimiz değil mi hocam? Elbette. Onları tutmayın çünkü onlara da bir de muhabbetle beslemeyin sakın ha. Yani. Onların giyimleri, kuşamları, bayramları, seyranlarını kendimize sakın örnek almayalım ha. Aynen. Bunlar çünkü onlar tamamen kendi yaşayışları biçiminde hayat sürmektediler. Onlar bizleri ne yapmaya, Müslümanlara karşı büyük bir hani düşmanlıklarından dolayı Müslümanları evet. ne yapmak isterler? Olumsuz hareketlere sürüklemek yok mu? Ararlar. İşte. Aynen. Bunun gibi burada bugündeki, bugünkü konumuzdaki yılbaşı şu anda yılbaşı diye bir olayımız bizim yani Müslümanlar açısından söylüyorum. Yok. Aynen. Yani 1 Ocak bizim yılbaşı. Bu miladi bir takvimdir. Evet. Devletler arası bir alışveriş, ticaret her türlü şeyden dolayı bu şekilde bir yapıyı oluşturmuşlar. Evet. Dünya devletler arasında size aynı şekilde sen de içinde bulunduğun için bunu ne yapıyoruz? Mesela yılbaşı olarak veyahut da işte onların miladi takvimini kullanıyoruz biz. Aslında bir nevi ticari anlaşma gibi, kolaylık anlaşması gibi bir şey. Dini bir şey değil yani. Yok, hayır. Şimdi 1 Ocak ben Almanya'da ve Fransa'da, İsviçre'de bu gibi yerlerde o aylarda bulundum yani ben. Orada bulundum. Ziyaret gibi mi gittin hocam yok, yoksa? Hayır, görev yok. Orada görev yaptım. Ne kadar güzel. Yani, evet. Orada görev yaptım. O hususta onların nasıl yılbaşı kutladıklarını, nasıl yaptıklarını bayağı... Gözlerinle gördün canlı olarak. Canlı olarak gördük. Onlar kendilerine bir inanç ilkeleri var. Aynen. İnanç ilkeleri de Hazreti İsa'yı kendilerine ne yapmışlardır? Peygamberlikten öte Allah Allah. Sadece mülhiyetlik olarak bir yapı arz ederler. Evet. Ondan sonra o bakımdan onun doğum günü olarak yani 1 Ocak doğum günü aslında onun İsa Aleyhisselam'ın doğum günü 1 Ocak değildir. Yani. Bu, ama burada kendi meslek görüşleri, Katolikler, Protestanlar ve kendi arasındaki meslek farklılıklarından dolayı onların doğum günü mesela 25 Aralık'ta kutlayanlar evet. var. Ve 1 Ocak'ta da kutlayanlar var. Böylece onlar bile kendi arasında ihtilaf yani. Yani. Ama ne yapıyorlar? Onlar yıllarca örfi bir noktaya geldiği için o yılbaşını bu şekilde kutlamaya gidiyorlar. Burada asıl mesele biz miladi Türkler olarak miladi takvimi kabul ettiğimizden dolayı o günkü devlet ziyaretindeki insanlarımız ne yaptılar? Evet. Miladi takvimi etmekle birlikte onların bazı senelik kutlama şeylerinde milletimize aşılamaya milletimize ve toplumumuza bunu evet. hoş bir şey göstermeye gayret o dönemde göstermeye başladı ve aynı şekilde de devam etti ve hala şu anda da devam ediyor. Aynen. Ve halbuki İslam'da böyle bir bak Cenab-ı Hak Teala bizi uyarıyor. Evet, kesinlikle evet. diyor. Sakın onların o Yahudilerin, Hristiyanların onların hallerini, hareketlerini, giysilerini, kuşamlarını, bayramlarını şey yapmayın. Peki şimdi aklımıza geliyor. Onlar bizim gayrimüslimler bizim Kadir gecemizi kutluyorlar mı? Yani. Onlar yani. Ki Peygamber Efendimizin yani. Doğduğu günü kutluyorlar mı? Aynen. Ve onlar bizim dini bayramlarımız olan her ikisinin önünde onlar iştirak ediyorlar mı? Aynen. Maalesef. Hiçbirine iştirak etmiyorlar. Peki onlar iştirak etmiyorsa neden biz iştirak onların yaptığı şeyler iştirak ediyoruz? Çünkü onların yaptığı yılbaşı eğlence programları, yılbaşı ülkeleri tamamen İslam'dan uzak bir hal ve hareket tutumlarıdır. İslam'da olmayan nedir o da yaptıkları şeyler? Görüyoruz ya. Affeden içki içiyorlar. Olmadık bizim şeyler yapıyorlar. Aynen. Tamamen melayani şeylerde
kutlama yapıyorlar. Aynen. Şimdi bizim toplumumuzda yıllarca böyle bir yaşam biçimi, Cumhuriyet'ten sonra böyle bir yaşam biçimi oluşturduğu için arkadan gelen toplumumuz, gençlerimiz, evet, ailelerimiz, çevremiz bu gibi şeye ittiba etmeye başladılar. Ve bununla ne yapıyor? Şu anda bizim Allah korusun Müslüman dediğimiz kardeşlerimiz bu yılbaşını kutlamaya önem vermeye çalışıyorlar. Ama adı Müslüman. Biz zaten buradaki konumuzda Müslümanlara hitap ediyoruz. Aynen. Biz gayrimüslimlere hitap etmiyoruz. Biz diyoruz ki bir Müslümanı uyandırmak görevimizdir. Emri bil maruf nehyi anil münkeri işlemek mecburiyetindeyiz. Aynen. O da bizim baktığımız zaman biz de bu nehi olayları, yasak olan, İslam'da olmayan yasak olan şeyleri, içki gibi, kumar, evet, gibi, zina gibi, fuhuş gibi ve birçok nice şeylerin yapıl o günde özellikle onların yiyecek ve içeceklerini aynı şekilde bizim de camiamız, Müslüman kardeşlerimizin yapmasını biz arzu etmiyoruz. Çünkü niye tehlike var? Sonu tehlikeli bir olay olmasa bile manevi, evet, tehlikesi var yani. Allah korusun. Aynen. Kim ki diyor onların diyor bir bayramı kutlarsa veya da onun onların diyor herhangi bir şeyini tebrik etse. Yani. Tebrik dahi etmesi bu konuda. Çünkü olumsuz bir olay. Ve akaid kitaplarımızda bu hususta onlar ne yapıyor? Bizi yasaklıyor. Aynen. Akaid kitaplarımız yasaklıyor. Bunu yapmamamız lazım. Biz de bu bakımdan Müslüman kardeşlerimizi uyandırıyoruz. Ey Müslüman kardeşim kendine dikkat et. Senin böyle bir bayramın yok. Senin böyle bir yılbaşı diye bir olayın yok. Yılbaşı bugünkü devletler arasında anlaşılır. Yıla bir takvimin şeyidir, sürecidir. Evet, evet. O gün Ocak 1 yılbaşı miladi takvim başlamıştır. Bunu biz kaldık da onunla gayrimüslimler gibi onu bir zevkle, sefaya kutlamak, eğlenceyle kutlamak, bu gibi olumsuz şeylerle, aynen, kutlamak, bunu biz ne yapmaya haram işlemiş oluyoruz. Evet. Yani bu haramı bile bile benim kardeşim, Müslüman kardeşim istiyor. Onu bakıyorsun hindisini almış. Bakıyorsun şunu o gün için şunu bunu almış, eğlencesini almış. Bir bakıyorsun oyun, bir baktım Eminönü'nün bilet şişesinde kuyruğa girmişler. Aynen. Allah namazı. Aynen. Ne kadar kötü bir olay. Bu ne kadar acayip bir hale gelmiş yani. Bir ondan herkes o bileti almakla ne diyor? Bana çıkacak diye bir ne var içerisinde bir şey var. Çıkmadığı anda ne oluyor? Bir bakıyorsunuz ki adam morali bozuluyor. Hepsinin gözü milyonlarca kişinin gözü oraya. Ben kazanayım diyor. Böylesi bir yapı elbette İslam'da olmayan bir yapıdır. Dinimizde olmayan bir yapıdır. Bunun yapılması da haram olan bir olaydır. Aynen hocam. Haram olan. Yani burada bir dayanışma yok. Burada bir dayanışma yok. Ki böyle bir dayanışmayla olsa böyle maalesef. Ama burada ne var? Aynen. Herkes bir gurra ile çekilmesi var. Ondan bazı şey var. O da İslam'da o gurra da yasak. Falokları, kurnalar, bu gibi şeyler İslam'da yasak olan olaylar. Evet, evet. O bakımdan ne yapıyoruz bizim şu andaki ünlü kardeşlerimiz? Bu acı, çok acı oldu. Bir bakıyorum, gerçek manzarada Müslüman olması hasebiyle camiden çıkıyor, gidiyor, bilet alıyor. Ya. Sen yüzden bu. Yani ya Rabbim, ya Rabbim. Bizim gözümüze görüyoruz, üzülüyoruz. Ya işte efendim bilet. Diyorlar ki ya bana bir çıkarsa efendim, ya çıkarsa herkese, ya çıkarsa cami yaptıracaksın. Hele şu kapıya bak. Böyle bir mantık olur mu? Haramla sen neyi yaptırıyorsun? Haramla sen neyi işliyorsun? Fakir fukarayı niye de gözeteceksin? Mümkün değil. Bu zaten senlerle geçtim seni alt üst eder. Bir bakarsınız ki çünkü o artık bir şeytandır. Seni bırakmaz o para. Aynen. Olumsuz şeylere doğru yönlendirme nicede bunun örneklerini gördük. Örneklerini de gördük diyoruz. Aynen. Demek ki İslam'da yılbaşı diye bir olayımız bugünün olmadığını açık ve net burada ifade ediyoruz. Bir de aynen. Noel denen bir olay vardır. Bu da Noel'in de yapılması da hoş göstermek, hoş görün manasına. Onunla bunu da bizim çocuklarımızı onlara böyle bir şeyi arz edek. Yani yeni yıl ihtiyarlamış da Noel Baba ihtiyarlamış, yeni dendiler edilmiş, sakalıdır bakalım. Tam bir uydurma işler yani. Affedersin.
kapitalizmin, emperyalizmin çalıştırılması, para kazanmak. Bu ilk nerede yapılmıştır? Antalya. Aynen, bu, aynen. Bu taraflardan bu şey yapılmıştır. Tabii Bizanslılar döneminde bu faaliyet göstermiştir. Bu da bizim yine İslam'da olmayan bir şey. Evlatlarımızı bu gibi şeylerden, mesela bugün insan üzülüyor. Bakıyoruz ki dükkanlarının vitrinlerini çam ağaçlarıyla, ondan sonra ışıklarla, Noel resimleriyle, bunlar şunlar, bunlar bu bir teşviktir, bu bir aynen. Benzemedir. Aynen. Benzeme, yani ne diyor Resulullah Efendimiz ki, bir kavim bir kavme benzemesi ne kadar tehlikeli. Kişi de sevgiyle beraberdir. Eğer onu da bir de severek yaparsa, isteyerek yaparsa, bu da nedir? Allah korusun. Çok tehlikeli bir olaydır. Şimdi, evet. Şöyle bir durum var. Yine bir bakıyoruz ki... Hocam bu arada hakkını helal et. Bir telefon numaramızı verelim. Biliyorsun bizim tefsir sohbetleri dersimizde telefon bağlantısı pek yapmıyoruz. Aslında söylüyoruz ama burada bugün telefonla bize bağlanmak isteyenler, yılbaşıyla ilgili sorunları olanlar, yılbaşında 2 kilo yani portakal, 1 kilo mandalin, yarım kilo muz, evet. Affedersin işte ne olur her gün evime alıyorum zaten diyerekten çekirdek, kuru yemiş falan alsam gelsem ne olur gibi, bu gibi soruları olanlar, merak edenler, telefon numaramızı veriyoruz efendim. Hayrullah Çalışır, Hayrullah FSM TV Çalışır Facebook adresinden, ayrıca www.fsmtv.net'ten ve ayrıca 0535 760 9789 numaralı telefondan canlı yayında bizlere katılabilirler. Değerli konuklarımız, Sebahattin Cesur hocamız bu konuda sizlere gereken cevabı verecekler. Değerli hocam, bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Sen söyleyeceğini unutma da. Çok böyle diyorlar efendim. Ya ne olur ki ya ben sanki, çok özür dilerim, sanki İslam alemi, sanki Müslümanlar pısırık, bir şey yapmaz, sosyal değil. Halbuki elhamdülillah son 20 yıldır o kadar güzel programlar oluyor ki, git Mekke'nin fethi işleniyor. Her türlü programlar yapıyorlar. Bu yüzyılın geceleri oluyor. Daha nice alimler, hocalar program yapıyorlar. Değil mi hocam? Artı İslami kanallarda yine programlar var. Biz sana git evine otur demiyoruz ki. Yine git kardeşim, sosyal ol, git. Ama İslami bir programlar. Yani bu gecenin yılbaşı gecesi olmadığını, bu gecenin Mekke'den Medine'ye hicretin bir yıl dönümü, Mekke'nin, yani bunları söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru mu değerli hocam? Buyurun. Şimdi şöyle bir durum var. Evet, yılbaşı meğer böyle bir takvim kabul edilmiş. Bu takvimle de biz devam ediyoruz. Bu yılbaşını da ya o günü eğer arzu ederlerse, dediğim gibi, evet hocam, diğer Kur'an okumakla, diğer sohbetleri dinlemekle veya da daha başka güzel dini vecibelerle ne yapabilirler? O günü değerlendirebilirler. Ama aynen, kalkıp da bir televizyon karşısına geçip o günkü televizyondaki güzel programları görüyoruz. Yani nasıl bir programlar olduğunu açıkça görüyoruz. Aynen. Şarkıları, türküleri sırf o gün özel olarak. Özel yani, o geceye mahsus diye yani. Ha? O gün o geceye aynen mahsus. Bir bakıyorsunuz ki saat 12'den sonra daha farklı bir boyut ortaya koyuyor. Evet. Ki daha önce öyleydi. Dansöz çıkıyordu. Hatırla 12 Eylül yıllarında. Yine aynı şekilde. Affedersin. Öyle o kim peki? O oynayan kızımız kim? Kimin kızı? Yani Ayşe Fatma. Yani. Bizim evladımız değil mi? Yani Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan, Hüseyin'in evladı. Evladı. Bu ülkenin evlatları yani. Gözümüzde onu hoş bir şekilde bedenine bakar seyrediyoruz. Ondan hoşlanmaya takılıyor. Bu ne kadar çirkin bir yani, olaydır. Yani. Ne kadar kötü bir olaydır. Yani aynı zamanda bu illaki, affedersin, burada ne yapılıyor? Bir zina, göz zinası yapılıyor. O Allah Allah. Orada seyrediyoruz. Hangi bir insanın oğlunu seyrettiği zaman acaba bir düşünmezlik arzu edebilir ki? Mümkün değil yani. O zaman ne olur? Hâle otomatikman göz zinası yapmış ve haram işlemiş olur. Aynen hocam. En tehlikeli aynen şey. Aynen. Ya yazık. Bunu evet 3-5 kuruş kazanacaklar diye, 3-5 kuruş menfaat alacaklar diye toplumu bu şekilde bozmanın alemi yok. Bu şekilde bertaraf etmenin, evlatlarımızı, çocuklarımızı,
insanlarımızı bu noktada tehlikeli noktaya, ameli noktada, zayıf noktaya götürmelerinin bir alemi yok. Aynen. Yani Murat bir Müslüman toplum. Murat 99 Müslüman olan bir toplum. Evet, elhamdülillah. Belki şimdi kendisine karşı, kendisine ait zevki vardır, sefati vardır. Bunlar ayrı. Ama aleni yapmak. Aleni yapmak. Aleni yapmak. Evet, evet. Bunu bugün televizyonda her evde var. Bunu olur, aleni olmuyor mu? Aynen, aynen. Diyelim ki televizyon yok da gitmiş başka bir bölgede kendine has yapmışlar. O zaten veballeri günahlar orada kendilerine oluyor. Ama televizyona koydukları zaman aynen. O televizyonda herkes bakıyor ona. O gün işe bakmayan kimse yok. Belki mümkün müstesnalar var. Ama ekserisi o günü özellikle ne yapıyor? Bakıyor, seyrediyor ve her şeyi de bu şekilde etkiliyor yani. Aynen hocam. Ben mesela el mer'u ma'a men ahabbe. Kişi nedir bak burada? El mer'u kişi. Yani o insan evet, ma'a evet. Beraberdir. Kiminle beraberdir? Men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraber. Sevdiğiyle beraber. Allah razı olsun. Şimdi Tayyip Müslüm bir kendilerine bir bayram ihdas etmiş. Bir bayramları var. Ondan sonra ben de kalkıyorum. Onun bayramını iştahlıca yapıyorum. Aynen. Yani. Ne oluyor bu sefer? Onun aynı onunla beraber olmuş oluyorum. Bunu hiç. Aynen hocam, şimdi aynen. Kendisi, kardeşim bunu itiraf etmeli. Bunu iyi düşünmeli. Bunu kendi böyle bu şekilde düşündüğü zaman inşallah temennimiz Müslüman kardeşlerimizin kendisinin gelmesini arz ediyoruz. Elhamdülillah, yani, aynen. Konuşmamızın amacı yok. Bir tebliğdir, bir uyarıdır. Emri bir marufu yapıyoruz. Yani biz Müslüman kardeşimize bunu hitap ediyoruz. Belki bugün bu hususta birçok şeyler elbette ki yapılıyor ama bakın ne kadar kötü hazırlıklar var. Yani. İnsan buna çok üzülüyor. Aynen hocam. Ondan sonra yine Resul Efendimiz şunu buyuruyor. El mer'u yuhibbul kavme ve lemme yirhaq bihim. Bir kişi yine beraber diyor. Bir sevgiyle beraber diyor. Veyahut da bir kavim bak diyor da bir kavim. Aynen. Affedersin. Bir kavim bir şey yaptığı zaman kendilerine öyle özel has günleri, bayram günleri, seyran günleri, bu gibi şeyleri yapmışlar. Evet. Ayrı Müslüman'a. Biz de kalkar onun bu yaptığı şeyleri hoş görür de aynen. Onlarla beraber olmaya çalışırsak biz de onlarla beraber olmuş oluruz. Aynen. Bizi onlardan ayıran özellik nedir? Yani Müslüm, gayrimüslimle Müslüman'a ayıran özellik nedir? Nedir hocam? Evet. En başta namazıdır. Namazgah olmasıdır yani. Daha doğrusu. Aynen. Yani İkincisi onların herhangi bir şeyini yapmamaktır. Hangi bayramını, düğününü ne tebrik edilir? Bayramı, onu yaptıkları bayram. Tebrik etmek de akaid alimlerimiz yasak ediyor. Evet. Onlar akaid alimlerimiz onların diyor bir bayramını tebrik etmeniz dahi caiz görmüyor yani. Aynen hocam. O bakımdan bunlara dikkat edin. Şimdi şöyle bir durum var. İmam-ı Rabbani Hazretleri çok mübarek insan. Bir gün yan komşusu var. O yan komşusu da evet hocam. Hastalanmış. Ağır bir hastalanmış ama son nefeslerini vermekte. Allah Allah. Yani böyle bir vermekte. İmam-ı Rabbani Hazretleri ile onu ziyarete gidiyor. Gidiyor şuna bir bakayım. Arkada komşuma gidiyor, bakıyor ki onlar ne durumda değil mi hocam? Durumda, bakıyor ki durumu hiç iyi değil. Yani son nefesini vermek üzere. Ondan sonra bu hususta bazı telkinlerde bulunuyor. Fakat bir türlü o evet. şey yapamıyor. Kabul etmiyor yani daha doğrusu. Birkaç defa böylece şey yapıyor o komşusunu şey yapıyor. Yani son nefesini verecek. Bari imanı gitsin. Allah yine Allah. Bu şekilde o komşusuna gerek yok. Ya Rabbim, ya Resulallah. Şeyde bulunuyor. Ama bir o mübarek insan İmam-ı Rabbani Hazretleri bir kalbiyle müşahede edince bakıyor ki onun bütün hayatı kapkaranlık. Kişinin hayatı kapkaranlık. Ama bir türlü o kadar münacat etmesine rağmen Rabbisine yalvarmasına rağmen, dua etmesine rağmen İmam-ı Rabbani Hazretleri evet diyor ki bir türlü açılmıyor diyor. Yani o mübarek insan, o kişinin durumu açılmıyor, düzene girmiyor. Allah Allah. Hali hiç hayaline girmiyor.
O İmam-ı Hazreti acaba bende mi bir şey var? Bugün ben mi Rabbime gerekli olan münacatı yapamadım? Ya Rabbi. Yapamadım diye bir tesir oluyor yani bu hususta. Evet, evet. Böyle üçüncü defa bu şekilde de şey yaptıktan sonra ondan sonra bir ara bile hani kendi kendisine bir tesir oluyor. O anda bir ilham geliyor. İlham veriliyor. Diyor ki evet hocam. O diyor, o kişi diyor bu şekilde olmasın sebebi Hintler, Hindistan, o İmam-ı Rabbani Hazretleri Hindistan bölgesindeydi. Evet. Hindistan'daki o bölgenin gayrimüslimlerin günlerini kutluyordu diyor. Aynı o günlerde Allah o Allah. Şeylerini yiyeceklerini ne yapıyorsa o da aynısını yapıyordu. Onlarla beraber sürekli bunu yapıyordu diyor. Evet. Bunu terk etmiyordu diyor. Onun için diyor onun kalbi bu noktadan karardı. Yani onlarla ne oluyor? Zevkle yaptığı için. Aynen. Müteşabih benzemiş oluyor yani. İsteyerek yapıyor yani. Nefretle yapmıyor. İsteyerek evet, yapıyor evet. Ki onun kalbiyle falan şey yapmış. İmam Hazretleri ondan sonra bakıyor ki hani bunun tamam diyecek yapacak bir şey yok. Ve bunun üzerine o insan ölüyor. Rahmet şey komşusu ölüyor. Diyor ki ben diyor cenazeme bu cenazemi kılayım mı kılmayayım mı? Böyle düşünüyor. Yani bu komşumun diyor cenazesini kılayım mı kılmayayım mı? Evet hocam. Bu şekilde düşününce o zamana kadar yine tabii İmam-ı Rabbani Hazreti Allah dostu. Cenab-ı Hak Teala ona ilham tabii ilhamla. Ondan sonra onun diyor, namazını kıldı, kılınmasın istiyor. Evet. Yani şey ilham veriyor. Namazını kılıyor ama şimdi burada bir şey çıkıyor bize. Bakın. İbret alacak. Ondan sonra diyor ki yani zor imanını kurtarmış bak. Aynen. Zor. Aynen. Öyleyse Müslüman kardeşim dikkat edin. Bu insan böyle onların bütün günlerini kutlamış. Yiyeceklerini, içeceklerini, giyimlerini, kuşamlarını, bayramlarını, seyranlarını o da aynısını yapmış. Ama bir gün bakın sonuç öyle bir hale gelmiş ki, öyle bir can vermiş ki sonra ama zor kurtarmış. Öyleyse bizler aynen. De Müslümanlar da, Müslüman kardeşlerimiz de buna dikkat etsinler. Aynen. Bugün bir özellikle 1 Ocak o gün akşamı ne olursa olsun sırf muhalefet amacıyla yani muhalefet etme amacıyla aynen. Çünkü Müslüman böyle bir şey var. O gün bunu ne televizyonumuzu açalım ne de herhangi bir şey. Oturalım kitabı Kur'an'ımızı okuyalım. Veyahut da neyse yapacak şeyler neyse onu yapalım. Hocam dedik ki biraz önce sosyalda ol dedik yani git dedik tabii. Cemiyetlere, arkadaşlarına, sohbet yerlerine. Evet. Değil mi değerli hocam? Burada bir hata var mı? Tabii. Yani o günü ibadetle, Allah'ı zikretmekle, Allah'ın davasını zikretmekle geçirmek daha güzel değil mi hocam? Tabii, o gün işte bir kitap tarih. Mesela Mekke'nin fethi. Değil mi? O gün için. Evet. Bunu güzelce bir ne yapılır? Gayet diyor sohbetlere ayarlanır. O günün Mekke'nin fethini kutlaması yapılır. Bu da bir doğmuşuz. O arada dini vecibelerimizi de o günü böylece değerlendirmiş oluruz. Aynen. Aynı zamanda Allah katını değiştirirse tamamını yapmış oluruz. Aynen. Cenab-ı Allah bize diyor ki bak ayet-i kerimesine aşık açıyor. Ey iman edenler sakın diyor. Yahudiler ve Nasrani'den de. Dost ve veli edinmeyin diyor değil mi? Veli edinmeyin. Yani onların gittiği yoldan gitmeyin demektir bu ya. Aynen. Açık açık onların gittiği yoldan onların yaptıklarını yapmayın. Onların şeyleri kendinize alıp da onu güzel bir şekilde benimseyerek hareket evet, etmeyin. Evet. Bu şekilde yapmayın. Çünkü onların bu hal ve hareketleri gayri. Onların yaşantıları gayri. Onlar artık bu şekilde yaşam kurmuşlar. Yıllarca bu yaşamı bu şekilde sürdürüyorlar. Bunlar alışmışlar. Bu şekilde devam etmiş. Onlar zaten Cenab-ı Allah'tan uzak bir yapıdalar bunlar. Aynen şimdi hocam. Aynen. Biz de gidersek onların aynen. Bu yaptıklarını hoş görmeye kalkarsak ya ne güzel eğleniyorlar, ne güzel şey yapıyorlar, şu gibi, bu gibi. Bu hareketler yapmaya kalkar benim. Çünkü gençlerimiz çok çabuk kapılıyor bu işe. Çünkü gençler için eğlence onlar için bir nedir? Bir en aynen. Güzel şeydir, olaydır yani. Bakıyoruz, görüyoruz. Taksim'deki olayları görüyoruz. Taksim'de yapılan o kutlamaları görüyoruz. O gün akşam. Olmadık lüzumsuzdur. Defalarca görüyoruz. Ama evet, hala evet. Bilemiyorum. Bugüne kadar bir ders alınmışlık yok. Yani. Şimdi bu devletimiz kalksa bu hususta bir yasaklama getirse bu da mümkün değil. Olacak bir şey değil. Yaptığımız evet. Zaman zaten biliyorsun toplumun yüzde insanlarımızın yaşam biçimi tamamen farklı. Aynen. O bakımdan böyle bu şekilde de biz insanlarımıza alimlerimiz bu ne yapacaktır sürekli bu hususta evet, evet. Toplumumuzu bilgilendirecektir.
toplumumuzu şuurlandıracaktır. Aynen. Bunun haram olduğunu, yasak olduğunu, bizim için uygun olmadığını, bu hususta ne yapacaklarımız sürekli bizi bu kardeşimizi uyandıracağız. Aynen. İşte en büyük mağrufumuzu yaparak bu hususta ne yapmış olacağız? Aynen buyurduğun gibi değerli hocam, bugün şu yayını yapmamız bile, bak tefsir sohbetini bırakıp böyle bir yayın yapmamız bile bir yani çanların çalındığını, Müslümanların dikkatli olması konusunda bir ikaz değil midir değerli hocam? İkaz mahiyetinde şu yayını yapıyoruz, yani hacılık hocalık tasladığımız için de değil, yani öyle bir zamandayız ki hocam, imanı kurtarma zamanı değil mi hocam? Kıyamet alametleri, yani ahir zaman buyurduğun gibi, yani birbirimize sahip çıkarak, birbirimize ikaz ederek, birbirimize mutmain olarak, doğru mu hocam? Ya aynen, tabii ne demek. Şimdi şöyle bir durum var. Evet. Hani yılbaşı bir yer, hani İsa Aleyhisselam'ın doğumu olarak düşünerek böyle bir halbuki İsa Aleyhisselam eğer bir peygamber olarak kabul ettiyseniz ki yani öyleyse eğer yaşam biçiminde böyle bir olay var mı İsa Aleyhisselam'ın? Yok. Aynen. Ha, sen siz onu kutlayacaksan, onun doğum günü kutlayacaksan, onun yaşa haline göre kutlayacaksın. O bir peygamber. Aynen. Hocam bir de şu var, hakkını helal, siz onu peygamber olarak kabul etmişseniz, Hazreti İsa Aleyhisselam da La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerekten yeniden Muhammeden Resulullah diyerekten rahmetli hoca yaşıyor şu anda. Bunu niye bahsetmiyorsunuz? Bundan niye bahsetmiyorsunuz? Şimdi şöyle bir hayal. Yani Kur'an'ı onlar şu çanları kesmenin sebebi ne? Niçin? Yani gelmesin diye mi? Yok. Oradaki olay şu. Şimdi Resulullah Efendimiz bu hususta hadisi de var. Ne kadar zayıftır ahlakı var o da. İsa Aleyhisselam Şam'daki minare, at minareye ineceğini. Evet. Bak, Şam. Bunlar Şam'ı Çam anladığını. Allah Allah. La ilahe illallah. Yani Muhammeden Resulullah. Bu noktadan ele alıyorlar. Kafalarındaki bu. Halbuki o kıyametine rahmetine İsa Aleyhisselam Resul Efendimiz'in bu hususu var. Kafalarını Şam'da at minareye ineceğini. Evet, ondan evet. İslam'ı yani Resul Efendimiz'in yine şeyine tabi olarak dini tabi olarak hareket edeceğini. Aynen. Bu şekilde aynı zamanda Mehdi Resul'un da o dönemde beraber olup birlikte İslam'ı ne yapacaklar? Küffarla savaşacaklar. Evet, bir rivayette evet. 7 sene, bir rivayette 40 sene. Allah artık Allah. Bunu, Allah alem. Biz oraya yapıyoruz. Böyle bir hadis, yani, hadis var. Evet. O bakımdan şimdi bunlar böyle anlamışlar. O an. Yani İsa Aleyhisselam inecek. Ama Şam'a değil, Çam'a inecek. Çam'a inecek. Çam ağaçlarını. Herkes evinin önüne bir çam alıyor evine. Bir sikten çıkmış. Çam'ı, Şam'ı, çam olarak menfaat değil mi? Evet. Allah evet. Korusun işte. Dünyanın çamı kesiliyor. Şeyi Allah kesiliyor. Allah. Katlediliyor. Yani bunlar en tehlikeli şeyler. Yani evet. Onlar bu şekilde anlıyorlar yani. Musa, İsa Aleyhisselam'ı evet, Şam'a evet, inecek. Evet, evet. İkincisi. Evet. Onlar İsa Aleyhisselam'ın zaten bir peygamber olarak da aynı zamanda uluhiyetlik olarak iddia ediyorlar. Hani Allah, Cenab-ı Allah hulul etmiş. Haşa Allah baba Meryem Ana İsa oğul bir teslisini yapıyorlar. Aynen. Böyle bir kutlamaları var. Aynen. Şimdi bir kalkar da biz de onlar gibi böyle bir kutlamaya yapabilir miyiz? Asla yapamayız. Veyahut da onlar şu andaki gayrimüslimlerin İsa Aleyhisselam'ı kutlayacağı bir yılbaşı olarak veyahut da 25 Aralık'ı kutlama yaptıkları gibi bir kutlama yapabilir miyiz? Asla yapamayız. Yapmamız aynen da doğru değil. Haramdır. Aynı zamanda haramdır ve tehlikelidir. Bu da eğer biz kalkar da bunu bir yol olarak alır getirir memleketimize bunu uygulamaya çalışırsak her kim bunu aldı getirdiyse ilk defa her kim bunu aldı getirdiyse ilk defa uyguladıysa evet, bütün hocam yapılan şu hareketlerimiz, evlatlarımızın, çocuklarımızın, toplumumuzun bütün yaptıkları İşler, ameller ilk önce açanın defterine yazılacak. Allah o Allah. O cezayı görecek. Ya Rabbim. Çünkü gayri bir olay. Burada meşru bir olay yok. Evet, evet, yani meşru, evet. O meşru olan nedir? Meşru olan Allah'ın emrettiği şey meşrudur. Allah'ım ya. Kim, Allah'ın emrettiği şeyler nedir? İlahi emirleri ibadet yapmamızı istiyor. Namazımızı, orucumuzu,
bu gibi ibadetlerimizi yapmamızı arz ediyor aynen, Cenab-ı Allah. Aynen. Rabbimizi zikretmemizi, kendisini zikretmemizi emrediyor Cenab-ı Allah. Bu hususta öyleyse biz de bugün böyle yaptığını seçilse biz onu tersine çevirelim. Evet. Ne yaparız? Kalkarız biz de o günde Kur'an'ımızla, zikirimizle, fikrimizle o günü değerlendirelim. Ben bu şekilde yıllarca böyle bir yapıya girdik. Çıkamıyoruz da onun içerisinden. İçinden de çıkamıyoruz yani. Arşa geldik ya hani. Şimdi şöyle bir durum var. Evet hocam. Bir toplum bir şeye alışmış ise, onlarla kendi adep olmuş ise ortam onun şeyinden çıkamıyor, girabından çıkamıyor. Aynen. Ancak çıkması için ne gerekir? Ancak çıkabilmesi için gerçek bir imana sahip olması lazım. Ha diyecekler ki burada ya hocam ben de bak gerçek bir imana sahip oluyoruz. Böyle bir şey biz imansız mıyız? Diyebilirim. Evet, yapalım. Evet. O, evet, imansız değilsiniz ama burada bir yanlışlık var. Burada yaşam biçiminizde yanlışlığınız var. İnanmışsınızdır ama yaşam biçiminizi gayri müslümanların yaşam biçimini onların ilkelerine doğru şeylere doğru hareketlerini yapıyorsunuz. Aynen. Onlar ne yapıyorsanız aynısını siz de. Onlar iş geçiyor, siz de iş geçiyorsunuz. Onlar bilmem oyun oynuyorlar, siz de oynuyorsunuz. Aynen. Onlar da çılgınlığı yapıyor, siz de yapıyorsunuz. Yıllarca bu böylece geldiriyor. Yarın göreceğiz. Yarın Taksim Meydanı'nda ne yapacak? Nereye yapacak göreceğiz. Bunlar Müslümanların evlatları. Allah Allah. Bunlar başka kimse olmayacak. Gençler aynen olacak başka bir şey. Genç kızlarınız, genç olanlarınız. Evet. Yani orada görüyorum. Her sene aynı şey. Rezilliği yapıyorlar. Her sene aynı rezillik yapıyorlar. Hani diyecek bu ben diyecektim bu gençler belki izleyenler. Ya bu hoca da bizim hürriyetimize mi karışıyor? Hayır, hürriyetimize karışan yok. Hürriyet o değildir. Hürriyet nedir bir insan? Hürriyet her zaman için şunu bilemem. Bir başkasının özgürlüğünü... Özgürlüğünü tabii bir başkasının yaşam biçimine engel olmasıdır. Evet. Ben 3-5 gün kalkacak ortalığı katacak, edecek. Bu benim hürriyetimdir. Aynen. Benim yaşam biçimimdir. Benim özgürlüğümdür. Böyle özgürlük olmaz. Aynen. Özgürlük kişinin haklarına saygı göstermesidir. Aynen. Onu rahatsız etmemesidir. Yapacağı şeyden nerede yapacaksa orada ayrı bir mekan tutup orada yaparsınızdır. Aynen hocam. Aynen. Yok bu öyle değil ya. Bakıyorsun sokaklara doluyorlar. Sokaklarda bağırıyorlar, çağırıyorlar. Milleti gece saat 12'den sonra rahatsız ediyorlar. Senin rahatsız etme diye bir hakkın var mı? Hakkın yok. Aynen hocam. Eğer sen gerçek bir insansan, insanın hakkı, insan hakları da varsa o insan hakkını düşünecek. Aynen. Ama maalesef öyle değil. Çılgınca bir hareket. Tamam. Hani biz bu gençlerimizi elbette hem de uyandırmak mecburiyetindeyiz, mükellefiyetindeyiz. Çünkü o çocuklar da bizim çocuklarımız. Evet, evet, ama evet. Böyle bir yapıya alıştıra gelmişler. Böyle bir yapıyı, durumu sürekli arz ederek getirmişler bugüne kadar. Ve aynen devam ediyor. Nasıl kurtulur? Bu bilemiyorum. Tabii zaman her şeyi gösterecektir diyorum. Evet, evet. O bakımdan yılbaşı denen olay bizim İslam'ın şeyimizde, literatürümüzde yok. Yani. Ama bir Allah'ın bir günü olarak o gün olarak en güzel şekilde değerlendirmeli Müslümanlar. Nispet olarak o karşı taraflara nispet olarak. Ha onu öyle yapalım. Ben muhalefet yapacaksam ben onu tersine yapalım. Gibi ha. Yani. O günün aynı yani şekilde hem de meydanlarında gerekirse meydanlarında Kur'an'ı durum şeyle yapalım. Programlar hazırlanalım. Hani ben öyleyse şey yapıyorsa ama öyle değil. Burada aksine nefislere hitap edemem. Nefisler için hareketler. Aynen. Aynen. Onun adına bakıyorsun ben polisimiz, ondan sonra hemşirelerimiz, doktorlarımız o gece hazır kitap bekliyorlar. Allah Allah. Ya aynı buyurduğun gibi hocam bir ilginç bir şey var. Affedersin orada Taksim Meydanı'nı bir örnek alalım. Orada polis her tabi de sivil polis var hocam. Yani neymiş efendim o ona bilmem bir şey yapmasın, o ona bilmem bir şey yapmasın. Yabancı turistler ya şu hale bak yani. Hazırlanan tezgah ne, yapılan iş ne? İşte bak şeytan öyle güzel gösteriyor ki, şeytan aynen öyle bir gıdıklıyor ki, aynen vesvese veriyor ki, aynen nefesinde hoşuna gidiyor. Aynen. Ya şimdi bakın. Cazibe merkezi oluyor affedersin. Çok. Affedersin yani. Cenab-ı Hak Teala bizlere mutlu hepimizde bir nefis var mı? Yani. Ha, işte bu nefsi keskinlemek, dizgin almak nasıl alacaksın? Bu önemli. Aynen. Bu yolu da yerden geçiyor, yuvarından geçiyor.
Onun yolu da Allah'ın birliği, Allah'ın emirlerini bilmek. Bu noktadan geçiyor. Yoksa kolay bir sen nefsi tezkiye edemezsin ki. Dizini alamazsın ki. Boş bıraktığın zaman o ne helal bilir ne de haram bilir. Allah Allah. Ne helal bilir ne de haram. Onun için zevktir, sefadır, eğlencedir. Yok bu hiçbir şeye ayırt etmez yani. Nefis böyle bir yapıya sahip. Evet, evet. Evet. Onun için ki bu çırpınıklar oluyor. O anda nefsi boş bırakıp şeytan da zaten o vesveseyi veriyor. Ya ne de olsa yani bir günlük değil mi, beş dakikalık değil mi veya da o bir günlük beş dakikalık zaman içerisinde en vahşi olay yapılıyor. Aynen hocam. Aynen. Ebedi hayatını, ebedi ahiretini yok edecek şey yapılıyor. Ahiretini yok edecek şey yapılıyor. O anda o harekette. Aynen. Haram olduğu halde ne haramdır canım diye böyle bu şekilde ifadeler. O, bakın o çünkü o anda şeye geliyor, galyana geliyor. Doğru etmeden çıkıyor. Ya bugün aynen. Zamanında kalkıp da böyle şeyde mi olurmuş gibi dediği zaman ne kadar büyük günaha giriyorsun. Yani. Ya bu akaid noktasına baktığımız zaman Allah korusun imandan çıkıyorlar. Evet. Hocam bir şey söyleyeceğim ama biraz sanki bu canlı yayına bir şeyi katıyor gibi değil, yanlış anlaşılmasın ama yok. İnsanların gerçekleri görmesi açısından. Şimdi hani biraz önce ne buyurdunuz? Nefis dediniz. Evet. Nefis insanı galebe çalıyor dedik değil mi hocam? Evet. Halbuki Rabbim sana ne güzel bir şey veriyor. Cazibe merkezi yapıyor. Ey kulum şu geçici dünyada şu 60 yıllık ömründe ne olur? Helal dairesinden ayrılma, yarın cennete alama geldiğin zaman seni hurilerle, binlerce huriyle seni evlendireceğim buyurmuyor mu Rabbimiz hocam? Hep gafil insan, kendi kendime diyorum, nefsimize diyoruz yani önce nefsimizle. Ey diyoruz, ey gafil insan, Allah'ın o güzelim vaadi varken, Allah'ın zaman ve mekanda sonsuz vaadi varken, sonsuz iktidarlık varken, bak hocam, yaşlanma yokken, nedir şu? Şimdi işte burada olay. Yani. Olay şu. Değil mi hocam? Yani şu ülkemizde yapılmayan tek bir şey var. Biz evlatlarımıza toplumca İslam'ı şeyleri tam anlatmak. Aynen. Tam bilmeli. Ha sebepleri, sebepler çok. Birinci planda bizi neyden kopardılar? Önce kendi şu Kur'an'ını okuma. Evet, evet, evet. Kopardılar birinci planda. Ne yaptı? Senin yazın değişince hala okuma imkanı kalmadı. Ondan dolayı ne oldu? Böylece %80'imiz toplumumuzun şu anda %80 veya da %70'i Kur'an'ı gerçek manada okumasını bilmiyor. Aynen. Kur'an okumaz diye. Ne yapıyor? Her yaz Kur'an kursu açıyoruz. Yani her yaz okullar tatil olduktan sonra çocuklarımızı Kur'an'a gönderiyoruz. Niye? Kur'an'ı öğrensin diye. Peki ben okuluma koysaydım bu okulda oldu. Aynı bu şeyler yapılsaydı. Şimdi böyle bir yaz tatili bu çocukların 3 ay yaz tatilini. Aynen. Ayrıca yaz tatilini orada geçirmeyeceklerdi. Ya ne yapacak? Daha, onu şimdi daha şekilde rahat dinlenecek. O değerlendirecek şey yapacaktı. Ama mecbur kalıyoruz. Evlatlarımızı evet. Bir saatimiz olduktan sonra Kur'an kursuna gönderiyoruz. Yani. Sırf ne Kur'an'ı öğrensin diye. Yani. Şimdi bunu aslında Osmanlı döneminde görüyorduk. Kur'an alfabesiyle okuyorlar. Yani. Okuyordum. Evet. Yani yaşar yaşamazında daha farklı diyorlar. Şimdi bir bir söz var hemen değişik anlaşılmasın. Ben her şeyden önce biz gazeteciyiz. Gazeteci olumlu olan şeylere olumlu bakar. Olumsuz olan şeylere olumsuz bakarız değil mi hocam? Bugün araba kullanıyorum. Canlı yayındayım. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın konuşması. Bak hocam çok ilginç. Bir gecenin içinde diyor bu insanlar diyor dil konusunda diyor cahil kaldı diyor cahil. Anlıyorsun değil mi? Yani canlı yayında anlatıyor. Hani biliyorsun Arapça bilen Osmanlıca konuşan bu millet bir sabah uyanıyor ki her şeye yabancı, her şeye acemi, her şeye şey yani. İşte bunun dramını yaşıyoruz bugün millet olarak. 100 yıldır, 80 yıldır. Aynen öyle. Toplumumuz oyunu yaşıyor. Yani. Yoksa niye bizim evlatlarımız böyle şey... Hani dedin ya Kur'an okumuyoruz. Ama işte bak bu millet samanlıklarda okumuş Kur'an-ı Kerim'i ki o samanlıklarda
kaçak ve gizli olarak okuyan, Kur'an-ı Kerim okuyan ecdadımızın, dedelerimizin sayesinde biz bugün burada bu atmosferi yaşıyoruz elhamdülillah. Değerli hocam. Şimdi çok önemli bir şey. Bir kütüphaneden, evet, bu Üsküdar'daki kütüphanemizde bana gösterdiler. O depolara attıkları kitaplar var ya. Allah Allah. Emin ol ki o kurtlar depolarda o kitabın etrafını yemiş. Ya Rabbi. Yazısına dokunmamış. Ya Rabbi. Yazısına dokunmamış. Bunu gözümle gördüm. O kitabın etrafını yemiş ama yazıya dokunmamış. Ey büyük Allah'ım. Ey gafletle delalet içinde olanlar. Depoda olanlar. Şimdi şu anda biz onları evlatlarımız okuyamıyor. Ne yazıyor, ne içinde ne vardır, ne yoktur. Aynen. Bunu en büyük bir toplumu öldürmek istiyor musunuz? O toplumun yazısını değiştireceksiniz. Aynen, aynen. O yeni bir toplum olana kadar seneler geçiyor ama yine de düzene girelim. Yani. Ama işini öyle bir yapıyandan şey yaptıktan sonra bizim evlatlarımız, annelerimiz, babalarımız öyle yetişti. Kur'an'dan uzak, şeyden uzak. Evet, evet. Ve böyle bir yapıdan o günden bugüne kadar geldik. Yani. Bugüne kadar geldik ve bakıyorum onun içinden çoğu Kur'an'ı okuyamıyor. Yani. Şimdi inşallah bundan sonra yaparlarsa tabii daha da... Evet. Yani şu, tabii ki şunu da hani dedik ya, samanlıklarda o eğitimi görenlerin hatırına bugün biz buradaysak, biz de bu günleri, Allah'ın verdiği şu güzelim 24 saati ben bir hocadan yine sohbette duymuştum. Ey diyor, Timurtaş'tan duydum herhalde, yanlış hatırlamıyorsam, hata olmasın. Ey Müslümanlar, ya şu Allah'ın size bahsettiği, bedava verdiği 24 saat altınınız var diyor, altın. Değil mi hocam? Şu güzelim zamanı Allah'ın emrettiği ölçüde yaşarsak, yaşatırsak, İnşallah bizden sonraki gelen nesiller de aman işte hocalarımız, alimlerimiz böyle dedi diye, değil mi hocam? Şimdi bir olay için hocam, bizatihi hocamın babası. Evet. Ne çekmiş? Kaç defa götürmüşler o dönemde. Hocamın babasını kaç defa götürmüşler. Hey büyük Allah'ım, yani, hey büyük Allah. O günlerden geldik bugüne. Ama elhamdülillah, inşallah bu Cenab-ı Allah bir defa şu, Rabbim ne diyor? Bu kulağı Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar arka olacak. Aynen. Bir harfini değiştirmeyecek. Aynen. Mümkün değil. Niye demesin? Cenab-ı Allah kafaları yerleştirdin mi? O kimse onu orada sökebilir, asılabilir mi? Alamaz. Çok ve nitekim ne oldu? Her geçen gün daha farklı boyutta olmaya başladı, değil mi? Evet, 1970'leri hatırlıyorum. 70'leri, yani tam 1960'ları daha iyi hatırlıyorum. Bilmiyorum. Aynen hocam. 60'larda baktığın zaman camilerde 3 tane genç bulamıyorduk. Allah Allah. Sivas'ta camilerde 3 tane genç bulamıyorduk. Hangi yıllarda? 70'li 65'li. Yani senki 25 yaş, 20 yaşları falanken, yani genç ya. 15 yaşlarında. Evet, evet. Yani ama şimdi bakıyoruz çok farklı. Zaman içerisinde yani şu var. Ne derlerse esinler. Cenab-ı Hak Teala, Cenab-ı Hakk'ın nurunu söndürür. Elhamdülillah. 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 Ne yaparlarsa yapar. Onu söndüremezler. Bak Cenab-ı Hak Teala ayet-i kerimesini şöyle buyuruyor bize. Bu çok önemli ayet-i kerime. Yani o kadar ki bak Cenab-ı Hak'tan ayet gelmesinden evet. Yuridune yuridun li yutfi'u nurallahi, Allah'ın nurunu, Cenab-ı Hakk'ın nurunu bak ne ederlerse etsinler. Bi efvahihim, onlar ağızlarıyla efvahim vallahi mütümmin nuru, Allah nurunu tamamlayacaktır. Yani onlar ağızlarıyla söndürmeyi kalksalar dahi Cenab-ı Allah nurunu ne yapacaktır? Tamamlayacaktır. O kimler onlarda? Velev kenara kafirin. O kafirler ne Allah'ın nurunu söndürmek için ne kadar mücadele edemezsinler,
bunu başaramayacaklardır. Elhamdülillah. Yani. Bugünden bize öyle bir oyun oynandı ki ve bu nuru ülkemizde söndürmenin yolunu aradılar. Aynen. Kur'anlarımızı okuduğum işte yasakladılar. Okunmasını yasakladılar. Bellediler ki biz bu nuru söndüreceğiz. Söndüremezsiniz. Ne yaptın? Aynen. Cenab-ı Hak'tan'a bak. O nuru yine alevlerin daha çok ne yaptı? Hayat kurdu. Yani hocam. Değil yani. Mi? Aynen. Aynen. Niye denesesinler? O nuru söndürüyor. Şimdi bizler de inşallah diyoruz ki Cenab-ı Hak Teala bizleri kendisine gerçek manada layık veciler, ibadet eden, ibadetini yapan, davayı İslam'a hizmet eden, hizmette azimli gayretli olup hareket edip cihat ruhuyla evet. Hallenmelerini temenni ediyoruz. Amin. Bizim de buradaki görevimiz o gençlerimizi ve insanların şu evlatlarımızı aynı zamanda büyüklerimizi hala belirli bir yaşa gelmiş ama bir türlü nefsinin şeyinden kurtaramamış olan kardeşlerimizin de o nefsinin ve şeytanın vesvesinden kurtarıp gerçek manada kendilerine dönmesini ve şu yılbaşı denen şeyi bu usta önem vermemelerini arz ediyorum. Çok yani doğru hocam. Önem verirlerse yazık ederler. Bakın öyle bir şeyle karşılaşıyoruz ki yani akşam televizyon seyrediyor. Ondan sonra namaz vakti geliyor. Namaz vaktinden diyor ki namazı o bir hocaya gidiyor. Çocuklar namaz televizyonun sesini kısıyorlar. Oradan bağırıyor. Televizyonun sesini kısma. Bakın şimdi böyle bir bak ne kadar bir noktaya gelmişiz. Neymiş efendim? O namazda dururken onun da orada hani kulağına o ses gelecek ya. Oranın hani şeyini Allah Allah. Değil, böyle bir zihniyete, böyle bir yapıya düşmüş kardeşlerimiz var yani. Burada Allah korusun böyle bir. Veyahut da namaz kılıyor. O da televizyon açıp hem televizyonu yan gözüyle seyrediyor. Hem böyle bir. Hem veyahut da sesinde bu şekilde seyreden insanlarımız var. Yani bu şekilde düşmüş. Niye? O da nefsislerin ve şeytanın vesvesesinden. Şimdi aynen. İbadette ki o televizyonun yanında kırıp o sesi duyup o sesle hem o sesi duyacak hem de namaz kılacak. Aynen, aynen. Bu, namaz olur mu? Vay onun namazına. Değil mi? Beynini kılıyormez esen olsunla. Tara ikellezi kılıbittiğin, fezare kellezi kılıbittiğin. Ediyor yetim. Ve la yehabdu ala da'abil miskin. Feveylil musalline. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Ki onlar namazları sehven kırarlar. Sehven nasıl? Namaza durmuşlar ama kulakları başka yerdedir. Allah Allah. Namaza durmuşlar ama bu şekilde. Onunla bakın. Aynen öyle diyor. Böyle yapıda olan insanlarımız var. Yok değil bu. Ama biz onlara çok görmüyoruz. Çok gördüğümüzde değil. Nefis ve şeytan onu o vesveseye kapatmış. Aynen hocam. Aynen. O vesveseyle hareket etmiş. Bu şekilde hareket edip de Allah korusun tehlike kendileri kılmış olduğu namazın sevabını yok ediyor. Sevap gidiyor. Farz, evet aynen. Farz yerine gelir ama sevap ortada yok. Aynen. Çünkü namaz kıldığı zaman en azından işlemiş olduğun günahı def ediyor. Aynen. Küçük günahlarını ne yapar? O namaz def eder, yok eder. Aynen. Ama maalesef bakıyorsun ki ona öyle bir alışa gelmiş ki bir tarafta televizyonun sesi, bir tarafta da kendisi tutmuş namaz kılıyor. Aynen. Böyle bir yapıda olanlarımız var. Ne kadar o o namazda mutmain olabilir insan değil mi hocam? Bir düşünsene ya. Yani. Ama o kişi o televizyona programı kendine adeplemiş. Aynen aynen. Yani programına kendisi şey yapmış o programın kaçmasından. Kıyamıyor yani sanki. Tövbe estağfurullah. Ben kıyamıyor. Kıyamadığı için öyle yapıyor insan. Hani halbuki demek ki bu benim için zararlı. Bu benim maneviyatımı götürüyor. Bu benim ahiretimi mahvediyor. Bu benim yaşam biçimi mahvediyor. Yani nasıl bir hesaba çekileceğinin şeyinde kuşkusu içerisinde düşmüyor yani. Ama neden? Çünkü bir insan bir şeye müptela olursa o müptela olduğu şeyden kurtulamıyor. Şu anda da toplumumuzda böyle bir yapı var, böyle bir özellik var. Yani yok da değil yani. Ama müstesnalar ayrı. Başka. Allah için koşanlar çok. O usta ibadetini yapan, program yapanlar, program o gün için, yılbaşı günü o gün programı yapan nice mümin kardeşlerimiz de var. Onlara tabii onlar müstesna. Allah onlardan razı olsun. En azından o program yapıp birçok insanlarımızı
o şeylerden, tehlikeli şeylerden ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. Aynen. Ama aynen. Onun tarafta bakıyorsun, onun karşılığında gazetesiyle, medyasıyla, televizyon ekranlarıyla en tehlikeli, hoş göstererek, günlerce de önce yayın yaparak, günlerce de önce onun iştahını iştahını anlatarak, benim gencimin, evladımın, çocuğumun kafasına yerleştiriyor. Aynen hocam. Şurada efendim, o sanatçıları öyle bir sevdiriyorlar ki, öyle bir sevdiriyorlar ki bakıyorsun ki o sanatçıyı dinlerken olmadık hareketleri yapıyorlar. Böyle bir camiye veya da meydanlarda bir sohbete getiremiyorsun ama bir şarkıcının etrafında on binlerce insan, binlerce insanlar toplanıyor. Aynen. Ama demiyorlar ki bunun ne kadar tehlikeli. Hem ahiretimiz için tehlikeli deyip de düşünmüyorlar, düşünemiyorlar. O ses cazip geliyor. O ses cazip geldiğinden dolayı da bizim gençlerimiz de böyle bir cazibeye kapılıyor. Allah korusun. Allah onların şeylerinden korusun. Amin. Şu anda şeylere bakıyorum, bütün ilanlara bakıyorum. Hep asmışlar resimlerini, sanatçıların. Evet. Ses sanatçının resimlerini, şu gün şurada program, şu saatte şurada, şu saatte şurada, şu saatte şurada diye program. Evet, değerli hocam. Ben az para değil yani. Aynen, şunu da söylemek istiyorum buyurduğun gibi. Fakat bir de defterin bir başka tarafından bakacak olursak elhamdülillah neslimizin içinde kendini toparlayan, daha mutmain olmaya çalışan, birbiriyle istişare içinde olan, nerede ne yapsak nasıl olur, nerede ne içsek güzel olur gibi durumlar yapan ve bir de bu arada bu organizeleri düzenleyen ocaklarımız, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız var yani, bunu da inkar etmeyelim. Bir örnek vereceğim hocam burada. Değerli başkanımız İstanbul Alperen Ocakları İl Başkanımız Kürşat Mica'nın yorumladığı Hazreti Mevlana'dan bir şey var hocam. Bunu bir okuyalım müsaadenle. Evet. Bakın, toplumsal bunalımların, kavga ve dövüş ortamının tek ve en güçlü oluş, en güçlü doğuş sebebi sevgi eksikliğidir hocam. Çok ilginç. İnsanların internete düşmesi, birbirine mesajlaşması, televizyon kolik olması, Facebook kolik olması gibi 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 sebepler sevgi eksikliğidir diyor hocam. Evet. Bunun en doğru tedavi yolu ise sevgiyi aramak, yaşamak, uygulamaktır. Evet. Hani dedim ya biraz önce birbirimizle istişare yapmamız, senin beni buraya gelmen, benim seni beklemem. Ne bir güzellik biliyor musun? Hoşgörülü olursanız seversiniz. Bak hocam, evet, çok ilginç burası. Bu hoşgörüyü başka hoşgörülerle karıştırmayalım yani ha. Yani anlıyorsun değil mi? Bu hoşgörü Mevlana'nın hoşgörüsü. Bu hoşgörü itikadi manaya çevirenler var biliyorsun son 30 yıldır ülkemizde yani. İşte bütün dinler kutsaldır, bütün dinler gibi gibi yani bu yani burada bu konuyu da açmak istemiyorum ama Hazreti Mevlana'nın buradaki söylediği hoşgörü insani ilişkilerdeki hoşgörümüz değil mi hocam? İtikadi manada değil yani. Bak dikkat et yani. Ameli manalarda hoşgörü. İtikadi manalarda hoşgörü yapabilir miyiz? İtikadi bir şey değiştirebilir miyiz hocam yani? Çok önemli burası. Hani devam ediyor. Hoşgörülü olursanız seversiniz, sevilirsiniz, karar verirseniz ve de bu ulvi yolda çalışırsanız her şeye ulaşırsınız. Hazreti Mevlana. Ne kadar güzel değil mi hocam? Burayı biraz açar mıyız buradaki söylemeye çalıştığını? Ben şunu hoşgörü dedim orada ulaşırız. Evet. Mevlana Hazretleri diyor ya, ne olursan ol. Yine gel. Gel. Ama bak burada olay şu. Şimdi biriler bunu nasıl yorumluyor biliyor musunuz? Buradaki olay şu. Yani Hristiyan da olsan, ateist de olsan, Yahudi de olsan, aynen, ne olursa olsun olduğun gibi gel diyen, böyle tepsi eden, açıklayan bazı zavaklar var. Aynen. Çok tehlikeli. Halbuki oradaki meşaz, ne? Ne olursa ol. Dün Hristiyanlığı, dün Yahudiliği, dün ateistliği. Burayı iyi anlamak. İşte bunu. Burayı iyi anlamak. Dün Necusi'ydin, dün şuydun, dün buydun. Artık o ya geçmiştir. Aynen. Gel İslam'a gel. Esas bu. Senin hem dünya hem de ahiretini yani dün ateist olabilirsin, dün putperest olabilirsin, dün şöyle böyle olabilirsin ama
iman kapısından, iman dairesinden içeri gir, huzuru yaşa. Oraya girerken de neyle gireceksin diyor? Tövbeyle gireceksin. Evet, evet. Oraya söylüyor. Yani buradaki olay, bazı sabahlar ne yapıyor? Bakıyorsunuz, kendini hoş görür. Ne olursam gel. Şimdi bu da dinlerin yani, bu diyalog meselesi konusunda. Bak, İslam'da diyalog yok. Yani işte dedim ki hani itikadi meseleyi ne hallere getirdiler? İslam girdi, evet. Hepsini içerisine almıştır. Tevrat'ı da, İncil'i de, Zebur'u da hepsi içerisine alıyor. 15 asırdır hutbelerden alimlerimiz, hocalarımız, şeyhülislamlarımız, halifelerimiz ve şimdiki Türkiye Cumhuriyeti'nin imamları Allah indinde tek din İslam'dır. İndeddin indallahil İslam diye onu okuduktan sonra da oturuyor dua ediyor. Değil mi değerli hocam? 15 asırdır söyleniyor. Neredeyse bunu kaldıracaklarmış hocam. Böyle bir şey çıktı son zamanlarda. Evet. Elhamdülillah şimdi söyleniyor. Şimdi demek ki o Mevlana Hazretleri'nin de bu şekilde hoşgörüsünü düşünecek olduğumuz zaman gerçek manada hoşgörü aynen nedir? İnsana en güzel sıcak ilişkidir. Sıcak ilişkidir. Kalpten kalpte böyle bir sevgi yok. O sevgi de iman sevgiden gelir. Elhamdülillah. Allah'a olan imandan gelir. Şimdi bir mümin kardeş de bir mümin kardeşle buğz eder mi? Bir mümin kardeşle ona bela okur mu? Hani ne güzel bir hadis var değil mi? Kendin için istediğini kardeşin için de iste. İstemediğin müddetçe diyor kamil iman etmiş olamaz. Değil mi hocam? Böyle devam ediyor hadis. Onun için bu hususta ne olursa olsun hoşgörülük elbette ki bir kucaklaşmadır. Bir sevgidir. Bir muhabbetdir. Bir aşkın bir en güzel bir hayat gerçeğidir. Çünkü o zaman orada kavga olmaz. Orada terör olmaz. Orada hiçbir olumsuz hareketler olmaz. Aynen hocam. Bir Müslüman bir Müslümanı gerçek manada iman etmişse öldürmez. Bir Müslüman bir Müslümanın malını çalmaz. Bir Müslüman bir Müslümanın bununla ilgili telef etmez. Ve de bir Müslüman kalkıp oturduğu bölgede oranın kişilerin mallarını, mülklerini yakıp yıkıp bertaraf etmez. Aynen. Ama bu hep bu imanın tezahürüdür. Ama o iman olmazsa ne yapar? Her türlü melalen içiyor. Şimdi hemen aklına bir şey gelir. Birileri diyor ki ya bugün bir IŞİD diye bir şey çıktı. Bu evet. Bu da Müslümanım diyor. Hem de diyor Allah'ın ekber diyerek bir insanı kıl. Hayır. Onlar gerçek manada iman ehli insanlar değil. Onların içerisinde olumsuz insanlar var. Ya. Ve hatta gördük de baktık Almanlar var, İngilizler var, Amerikalılar var. Ve sakal bırakmışlar tiplerinden belli zaten. Yani. Hani değerli ama hocam. İslam'ı kötülüyor zaman. Aynen. Bir şey değil yani. Evet değerli hocam. Hani o büyük halife, adalet timsali büyük halife Hazreti Ömer bir kız çocuğunu gördüğü zaman kendi çocukluğu yani kendi kız çocuğunu diri diri toprağa gömdüğü aklına geliyor. Yani. Sim sim ağlıyor değil mi hocam yani? Yani bir düşünsene bu nasıl bir sevgi? Bu İslam'la müşerref olan, bu İslam kapısından içeri girmiş olan, mutmain olan bir İslam eli, İslam neferi nasıl kötülük düşünür? Nasıl mutmain olmaz? Nasıl işkence yapar? Nasıl insanı keser, asar değil mi? Ancak ve ancak savaşta, cihatta gereken yapılır. Aman diğeri de kılıç çekmemiştir İslamlı Müslümanlar. Doğru mu değerli hocam? Emel isteyene kesinlikle dokunmamıştır. Hele ki çocuklar. Yani hele. Savaşta kadınlar, çocuklar, yaşlılar, ama bugün hep hastalar yani. Bugün aşırı vahşiler. Vahşilerden de daha bir vahşi anlarında bitenler. Şu Esed'in yaptığına o çocukları görüyoruz. Şu işinin yaptığını görüyoruz. Şu o bir de bütün terör örgütlerin İsrail, zaten İsrail Yahudi onlar hiç onlardan merhamet eden bir olay yok. Hocam bizden olmayanlar hep bize bir baktı diye, her alır diye. Burada biz ırkçılık yapmıyoruz ama yani şeycilik de yapmıyoruz ama gerçek şu. Bak kendileri ne diyor biliyor musun? Bir Yahudi ne diyor biliyor musun? Bir Yahudi kendi bilim adamları o şeyler Siyonist olan Yahudilerden bahsediyor. Dikkat et. Orada biraz kılı kırk yapmak lazım. Vatandaş samimi, saf berrak vatandaşın lafımız yok. Diyor ki bir Musevi, bir Yahudi
insandır. Evet. Musevi ve Yahudi olmayan herkes hayvandır diyor. Bak hocam bak. Ve de diyor Yahudi ve Museviye hizmet etmek için dünyaya gelmiştir diyor. Diğer insanlar diyor. İnsan da demiyor ona hatta. Yani. Ha şimdi bunlar bu kadar acaba. Şimdi şöyle üzüldüğümüz bir şey var biliyor musun? Bir bakıyorum benim Müslüman kardeşim. Evet. Müslüman kardeşim kalkıp da bir güne bir gün telin etmemiştir. Ne yapmamıştır? Telin etmemiştir daha önce. Telin derken yani telin, anlatmama. Telin yani onları kınamamıştır. Kınamamıştır aynen. Aynen. Ben onların hemen gazetelerini okudum. Hiçbir gün gazetelerinde o İsrail'e karşı bir tane bir yazı ben görmedim. Allah Allah. Lanet deyici bir yazılarını görmedim. Onlar o Müslüman olup da o bu yapıda olan insanlar onunla İsrail'i lanetlediklerini hiçbir tane aynen. görmedim. Aynen. Ama onlar elbette bunu yapmasınlar. Elbette ki Cenab-ı Allah huzurunda onu hesabında verecekler. Verecekler hocam. Yani ben demesin ki sen aynen. bir beni bir ilim adamı olmuşsun. Beni bir noktaya gelmişsin. Ama kalkıyorsun sen kalkıyorsun ona karşı bir tane sözün yok. Bir tane şeyin yok ya. Aynen. Bu, Müslümansın. Aynen. Aynen. Bu da var yani. Böylesi de var yani. Aynen. Böylesi de var yani. Aynen. Onun için evet Nadia ya. Hanım canlı yayındayız efendim şu anda. Buyurun. Tamam, tamam. Evet. Evet, bir Türkmen bacımız da evet. İnşallah temelimiz Cenab-ı Hak Teala'da şunu hemen sonuna şey fazla evet, namaz saati de geldi, geçti. Yani bir saat geçti, evet. Müslüman kardeşlerim şuna dikkat edecek. O günü kesinlikle onların yaptığı bir şekilde eylemle programı veyahut da televizyon karşısına girip o günün programını bilet dinlemen. Araştıracağız, soracağız. Evet. Bunu yapmamaları. Yapmamaları lazım. Bunları çocuklarına da, evlatlarına da, etrafına da, eşine de, dostuna da, herkese büyük bir Müslüman bunu bildirmen. Aynen. Yani onu yılbaşı dönem bizim yılbaşımız yok. Bizim tek bir yılbaşımız var. O da Müslümanların tek bir yılbaşı var. O Muharrem'dir. Aynen. Bir Muharrem Müslüman'ın yılbaşıdır. O gün senin bir senelik yaptıkları iyi kötü her neyse onun muhasebini yapar. Tövbesini yani. Bu yılbaşı miladi bir yılbaşıdır. Meğer o kadar çok arzu ediyorlarsa meraklı olan meraklılarsa öyleyse onu farklı muhalefet bir şekilde yapsınlar. Aynen. Okusunlar, Kur'an'ı okusunlar, zikir yapsınlar, dua yapsınlar. Kendi aralarına göre bir şekilde o günü öyle değerlendirsin. Daha muhalefetse muhalefet. Böyle yani. Kutlayabilirler. Ama Müslüman ben Allah'ın birliğine, kitaplarına, meleklerine, evet. peygamberlerine, kadere ve ölüp de dirileceğimize inandım diyen bir iman insan, mümin kesinlikle Müslüman iman mümindir. Aynen. Ve bu gayrimüslimlerin bayramlarını ne tebrik edebilir ne de kutlayabilir. Ve yapması dahili akaid yönünden alimlerimiz ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Evet, evet. Evet. Hatta onun bir zurnalını dahi giyse dinden çıkarabilir bak. Allah zurnal. Allah. Yani giydikleri giysi var ya onu kalksa giyse bir Müslüman ya veya da şaka vali dahi giyse bak şaka vali dahi giyse o hani o benzemiş oluyor ya hani giydiği zaman onun zurnalını giysin. Aynen o şey olur. La ilahe illallah. Bu çok önemli. İtikad çok önemlidir. İtikad aynen, önemli aynen. bir şey. Yani toplumumuz buna bunda bu hususta bilgisi az. Alimlerimiz bu hususta ne yapmaları lazım? İtikad noktasında çok mümin kardeşlerimizi uyandırması lazım. Aynen. Sohbet vaazlarında, sohbetlerinde itikada önem vermeleri lazım. Aynen. Amel edip önem vermeleri lazım diyorum. Allah Cenab-ı Allah bizleri kendisine layık ve meşgul kul kalbini ümmet eylesin. Amin. Bizleri birilerine benzemek gibi bir şeye kapılmaktan uzak eylesin. Amin hocam. Amin. Cenab-ı Allah bizleri cümlemize hayırlı ömürler vererek sıhhat ve afiyet içerisinde evet. yaşamayı lütfen eylesin. Rabbim hastalarımıza hacı şifara lisan eylesin. Dert olan bir kardeşlerimiz de darlıktan çıkarsın. Cenab-ı Hak Teala devletimizi, vatanımızı her türlü terör belasından kurtarsın.
Amin. Ve fitne çıkaranlara Rabbim onun çıkardıkları fitneden dolayı onları kendi başlarına çevirsin. Allah Allah. Ve kim ki fitne çıkarıyorsa, aynen, bu toplumu karıştırıyorsa, bu kardeşlerimizi bir fitneye sürüklüyorsa, o sürükleyenleri de Cenab-ı Allah'tara önce ıslah etsin. Eğer ıslah olmaları mümkün değilse Rabbim onların fiiliyatına göre cezalandırsın. Amin. Öyle. Amin. Ben dua değil. İslahlar mümkünse ıslah eylesin. Eğer ıslah olmuyorlarsa Rabbim onu daha iyi biliyor. Yani fazla ısrar yok değil mi bu ıslah etme konusunda? Buyuruyor ya Rabbimiz. Sen tebliğini yap, sen görevini yap. Gerisi bana kalmış onu hidayete getirmek diyor yani. Lanet okumak, Müslüman lanet okuyamaz. Yani elimize çok affedersin alt tüfeğini alıp da gel bakayım ey millet Taksim Meydanı'na gidip niye yılbaşı kutluyorsun gibi böyle bir şey söyleme hakkımız yok. Ne yapacağız? Babalar çocuklarına, aileler evlatlarına, komşu komşusuna, herkes kendi en yakınından başlayarak öğretmen talebesine, değil mi hocam yani? Tebliğ ederek, güzellikle, incitmeden, kırmadan, dökmeden anlatmak. O kadar anlatmak lazım. Hayır, zaten şu toplumda, şu varlığı toprakların üzerinde, evet, Müslümanların yaşamayı, gayrimüslimler yaşama hakkı var. Yaşam. Aynen. Ha, onlar kendi alanlarında ne yapar, kurtuyor. İşte burada bir olay var, biliyor musun? Evet. Bakın Osmanlı döneminde gayrimüslimlere, o günün padişahlarımız ne yapardı? Kesinlikle. Allah Allah. Böylesi olayları açıkta ve aleni yapmalarını istemezlerdi. Niye biliyor musun sebep? Çünkü sizin o yaptığınız aleni işleriniz benim nesline siyaret eder. Kim onların ahlakı, yaşam biçimini bozarsın, o bakımdan yasaklanmıştır. Kıyafetleri bile değişikti, aynen, biliyor musun hocam? Aynen, kıyafet bile aynı. Yani. Aynen. Bu çok önemli bir olan. Zaten bir Müslüman, bir idarecinin vasfı nedir? O toplumun, mahiyetindeki toplumun neslini korumak, nefsini korumak, aynen, malını korumak, dilini korumak, aklını korumasıdır. Aynen. Bunları yapması lazım. Bakara bunlar suresini anlatırken anlatırız ya bu konuyu. Evet. Bunları üç şekilde yapar. Ya bir Müslüman, birisi eğer idareci, eliyle düzeltir. Alim, diliyle düzeltir. Aynen. O üçüncüsü de en zayıf olan avam tabakasının buğz etme. Gücü yetmediği için buğz etme de o da en zayıf olanıdır. Aynen. Bu kurallar önemlidir yani İslam'da. Aynen. Yaşam biçimde çok önemlidir bunlar. Çok doğru. Ve bu şekilde yapmalarını temenni ediyoruz. Yine aynı şekilde Rabbim nice hayırlı ömürlerini sürmelerini bütün bir kardeşimizden, izleyicilerimizin de hayırlı bir şekilde yaşamalarını temenni ediyoruz diyorum. Amin hocam. Yani Fatiha diyorum. Allahümme selam. Evet efendim, yılbaşı özel sohbet programımız burada sona erdi. Haftaya 2015 yılında çarşamba günü tefsir sohbetleri programında buluşmak üzere. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun. Rabbimiz milleti İslam'ı sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın. İşte sosyal faaliyetlerimiz çok. Sosyal faaliyetlerimizi birbirimize arayarak, sorarak ocaklarımız, sivil toplum kuruluşları, derneklerimiz her türlü faaliyetler yapıyorlar. Bu faaliyetlerden istifade edelim ya da bu faaliyetlerle ilgili bilgi sormak isterseniz fsmtv.net'i arayın. Size her türlü bu konuda yardımcı olur. Doğru mu değerli hocam? Evet. Aynen. Yani yılbaşı dediğimiz o geceyi mala yani şeylerle geçirmeyelim. Bizim burada söylemek istediğimiz bu. Temennimiz o zaten. Elhamdülillah. Evet. Rabbimize emanet olun. Kalın sağlıcakla efendim. Peki.